Muhsin Başkan'la bir kesişme noktamız oldu ve hali hazırda da aslında bu devam ediyor. Her ne kadar o rahmeti Rahman'a vasıl olmuş olsa bile. Çünkü Muhsin Başkan'ın temsil ettiği değerler bizim vazgeçemeyeceğimiz değerler. Onun hayatında emsal aldığı ve ömrü boyunca tesis için gayret sarf ettiği, sadece Anadolu için değil, bütün Türk dünyası için, İslam dünyası için ve hatta insanlık için kurtuluşa vesile olacağına iman ettiği değerler esas itibariyle bizim de müşterek değerlerimiz. Muhsin Başkan tabii bu değerler üzerinde hayatını sürdürürken, biz tabii yaş olarak daha geriden onu takip ediyorduk. Üniversite yıllarımızda içerisinde bulunduğumuz camiada Muhsin Başkan tabii emsal bir şahsiyet olarak tebarüz etmişti. Az buçuk bu konuları takip eden insanlar bilirler. Bizim de tahsil hayatımız 1987-1991 yılları, lisans hayatımız İstanbul Siyasal Bilgiler'de geçmiştir. İhtilal sonrası hareketin yeni toparlandığı, gençlik organizasyonlarımız yeniden kurulduğu bir döneme tekabül eder bizim gençlik yıllarımız, üniversite yıllarımız. Ve biraz da hasbelkader okuma yazmaya herhalde merakımızdan olsa gerek bu meselelere yakın bir alaka duyuyorduk. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevine girmeden önceki Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptığı dönemde yapmaya çalıştıkları, ortaya koyduğu tavır bizler için de aslında emsal alınması gereken bir tavırdı. Yani 87 ve 91 yılları Muhsin Başkan'ın cezaevinden çıktığı yıllar, yeniden kaldığı yerden başladığı, sıfırdan değil nerede, de kaldığı nerede yerden kalmıştık diye başladı. Evet, aynen o şekilde. Dolayısıyla bizim fikri anlamda kesişme noktamız öncelikle. Yani birebir ruh ve ruh eskilerin tabiriyle tanışmadan önce fikri anlamda ciddi müştereklerimiz olduğu kanaatine vardık. Ki bu tabii teorik anlamda bir ortak değerlerden ziyade tatbikat açısından meselelere Muhsin Başkan'ın yaklaşımı belki bizi daha çok celbetmişti. Üniversite yıllarımızdan itibaren başlayan o süreç, nihayetinde 91 yılında mezun olduk ve sonrasında rahmetli başkanın işte malum siyasal anlamda farklı düşünme sebebiyle siyasi olarak yeni bir hareket başlatmış olmaları arkadaşlarıyla birlikte ve bizim de çizgimizin onunla beraber devam etmesi bizim üniversite yıllarımıza karşılık geliyor. Eyvallah. Şimdi hocam bugün konu başlığımız, tabii özellikle biz Muhsin Başkan'ın gençler tarafından daha çok tanınmasını arzu ediyoruz, bunu istiyoruz. Türkiye'de, siz de İstanbul'da o dönemde görmüşsünüzdür, üniversite okurken sağ ve sol dinamikleri kurgularken özellikle solu daha böyle mağdur, daha bedel ödemiş, daha derinlikli bir yere konumlandırıyorlar. Yani böyle bir algı oluşuyordu. Medya bunu uzun süre bir yaptı. Bu yeni yeni biraz böyle tersine dönüyor. Yani böyle daha ezilen, Anadolu'nun içinden gelen insanları daha böyle sol tarafta, sol tandasta gösterdiler. Ama işin öyle olmadığını biz Muhsin Başkan'ın hayatında da görüyoruz. Evet. Yani Muhsin Başkan'ın hayatında onun böyle Anadolu'nun kavruk delikanlılığını merkeze taşıması, Anadolu'da gerçekten o Müslüman Türk'ün hasletlerini merkeze taşıması anlamında Muhsin Başkan bu yönüyle çok kıymet harbiyesi büyük, çok önemli bir yere sahip. İkinci bir kısmı da ya Muhsin Başkan'ın biz üniversite yıllarında fikriyatıyla haşır neşir olduğumuzda her şeyden önce şunu görüyorduk. Gerçekten hani buram buram Anadolu, buram buram Türk kokuyordu. Her şeyle beraber Türk kokuyordu. Yani kendisinin de ifadesiyle hormonsuz bir domates gibi doğal. Anadolu'nun bağrından çıkmış, toprağından çıkmış bir domates gibi doğal bir siyasi hayali vardı. Şimdi bugün gençlerimize de bunu aslında bir nebze anlatmaya çalışacağız. Rol model olarak Muhsin Yazıcıoğlu diye bir başlığımız var. Evet. Bu başlığı da siz istediniz, yani rol model. Evet. Niçin rol model olsun kıymetli hocam? Hani biz biliyoruz da arkadaşlarımız da bunu anlar. Yani niçin Muhsin Yazıcıoğlu rol model olsun bu gençliğe? Evet. Başlığı özellikle tabii ben tercih ettim. Bir rol model olarak Muhsin Yazıcıoğlu. Şimdi esas itibariyle rol model kavramı eğitimcilerin çok uzak olmadığı bir kavram. Yani mealen nedir diye ifade edecek olursak örnek alınması. Örnek alınacak şahsiyetler. Şimdi biz değerler itibariyle oturduğumuz coğrafyanın ana ekseninin İslamiyet üzere şekillendiğini bilen ve inanan insanlarız. Bu çerçevede baktığımız zaman bizim de Muhsin Başkan'ın da rol model olarak aldığı
muazzam şahsiyetler var. Hatta girizgahta zaten o münasebetle Hazreti Peygamber'e selam selam getirerek başladık. Bir mümin olarak, bir Müslüman olarak eğer tercihimiz İslam'dan yanaysa biz gayet tabii Hazreti Peygamber'i almak durumundayız. Ki buna mümasil bir kavram Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde 21. ayette Üsvetün Hasene diye geçer. Müminlerin emsal alması gereken Hazreti Peygamber'in hayatında emsal alınacak birçok değeri olduğunu Allah bize ayan beyan bildiriyor. Bu münasebetle örnek olmak, Üsvetün Hasene sahip olmak bizim kültürümüzde son derece kıymetli bir husus. Siz de bileceksiniz son dönemde milli eğitimde değerler eğitimi diye bir çalışma var. Son dönemde değerlerin ciddi manada erozyona uğraması münasebetiyle bu değerlerin tekrar ihya edilmesi. Yani ez cümle ahlaki kaygılarımızın yeniden gündeme taşınması gibi milli eğitimin çalışmaları var. Bu tabii değerleri gençlerimize anlatmak önemli. Yani vefa nedir, dürüstlük nedir, adalet nedir, haksızlığa karşı tavır almak nedir, bir kişi kalsa bile doğruları söylemek nedir? Bunları çoğaltabiliriz. Bunlar bütün hasene diye itibar edebileceğimiz kavramlar. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatında onun zaten Hazreti Peygamber'i kendi hayatına emsal alması münasebetiyle ciddi manada rol modellikler görüyoruz. Ama bir farkı var. Değerler eğitimiyle burada biraz daha farklı bir şeye belki temas etmek lazım. Değerleri anlatmak tabii ki kıymetli. Değerlerin neler olduğunu gençlerimize, toplumdaki insanlarımıza, farklı cinslere tabii ki anlatmak lazım. Bu bir kıymettir, bu önemli bir çalışmadır. Bunu yadsıyamayız. Ama bizatihi bunun yaşanılırlığını göstermek lazım. Yani değerleri topluma mealen, anlam itibariyle anlatmaktan ziyade bunların günümüz şartlarında yaşanabileceğini bizden sonraki kuşaklara birebir göstermek gibi bir mükellefiyetimiz var. İşte Muhsin Yazıcıoğlu bunu başarmış bir insan olmak münasebetiyle bizim önümüzde bir rol model olarak durur. Türk gençliğinin önünde bu manada emsal alınacak nadir şahsiyetlerden birisidir. Eğer bizler bu alanı boş bırakırsak bir takım kıymet ifade etmeyen, adına sanatçı demekten dahi hayal edebileceğimiz insanları bizim gençlerimiz örnek almak durumunda kalacaklar. Veya bu toprakların değerleriyle uzaktan yakından alakası olmayan birilerinin rozetlerini yakalarına takarak kendi sosyal kimliklerini topluma ifade etmeye çalışacaklar. Eğer böyle yapıyorlarsa bizim gençlerimiz aslında kabahat onların değildir, bizimdir. Bu toplumda rol model olarak alınabilecek değerleri topluma gençlerin önüne taşıyamamak mesuliyeti bizim omuzlarımızda ağır bir mesuliyettir. Bu manada sohbetin adını bir rol model olarak Muhsin Yazıcıoğlu. Eyvallah hocam. Yani kutup yıldızı gibi değerlerimiz, bir abide gibi, yani yol gösterecek, gençliğin önünde duracak ve örnek alınacak şahsiyetler. Aslında bu şahsiyetler bakımından çok da fakir değiliz. Tarihe baktığımızda günümüze kadar, yani birçok insan sayabiliriz. Burada isimli hepsini zikredemeyiz ama birçok insan, birçok şahsiyet sayabiliriz. Bu anlamıyla Muhsin Başkanım, ben biraz da böyle görüyorum. Yani Anadolu'nun milli ve yerli kimliğini kendinde mezzetmiş bir hali vardı ve bunu yaşayarak da gösteriyordu zaten. Yani bunu kendisi çok fazla anlatmazdı ama biz ona daha yakın olan, onunla beraber cezaevinde yatmış, siyasi hayatında onunla beraber olmuş birçok insandan bunu çok çok dinledik. Hayatında bunu yaşadığı, inandığı değerleri hayatına tatbik ediyordu, uyguluyordu, yaşıyordu onu. Sadece söylemde kalmıyordu. Bence Muhsin Başkan'ın insanların gönlünde bu kadar yer edinmesinin en önemli mihenk taşları, mihenk noktasından biri de bu kıymetli hocam. Evet. Yani Allah sevdiğini sevdiriyor. Muhsin Başkan da Allah'ın sevdiği bir kulu ve insanların gönlünde yer ediyor. Bu anlamıyla omuzlarımızda, dediğiniz gibi, az önce ifade ettiğiniz gibi, omuzlarımızda birçok yük var. Gençler anlatacağız. Soluğumuz, nefesimiz yettiği kadar anlatacağız. Bir arkadaşımız diyor ki soru cevap olacak mı? Arkadaşlar sorularınızı yazın. Yani sohbetin sonuna doğru sorularınıza cevap verebildiğimiz kadar cevap vereceğiz. Evet kıymetli hocam. Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bir insanın emsal alınabilmesi için bizde olmayan bir şeylerin onda olması gerekir. Ve bizim de onun gibi olmak yönünde bir arzumuzun olması ama iradi konuda zayıflığımız münasebetiyle bir kısmını başarıp bir kısmını başaramamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmak gerekir. Evet. Ancak bizden daha iyi olması gerekir ki biz ona emsal alalım. İnsanın tabiatında böyle bir durum vardır. Muhsin Başkan'ın durduğu nokta tam da bu noktadır.
birçok gencin ki daha özelde camiamızın içerisinde değerler itibariyle o değerlere iman ettiği halde, o değerlerin her halükarda hayata tatbik edilmesi gerektiğine itibar ettiği halde tatbikatta şu veya bu sebeple zafiyet göstermek münasebetiyle Muhsin Başkan diğerlerinden birkaç adım öne geçmiş bir şahsiyet. Bu mühim bir durum. Bugün için de geçerlidir. Siz buyurdunuz, Cenab-ı Hak sevdiğini sevdir. Allah'ın bir kimseyi sevmesi için bir sebep koyamayız. Bu onun tasarrufudur. Ancak sevilmeye de müstahak olmak lazım gelir. Öyle. Yani Cenab-ı Hak birisini niçin sever diye haşa biz onu sorgulayacak konumda değiliz. Ama bir kimse ki Allah tarafından seviliyor, bunun tabi tezahürlerine bakmak lazım. Niye bakarak bir kimsenin Allah tarafından sevildiğini itibar edeceğiz? Yani çok basit bir misal olabilir belki. Bugün Sene-i Devriyesi'nin 11. yılı. Yani rahmetli başkanın aramızdan ayrılmasının 11. senesi. Biz bugün rahmetli başkanı sizinle burada konuşuyor olmamızın bir anlamı olması gerekir. Yakınlarımızdan birçok kimsenin rahmeti rahmana kavuşmuş olmasına rağmen, devlet adamı konumunda olan birçok kimsenin hayatını kaybetmesine rağmen ve birçok insan, ama biz bunların birçoğunun bugün adını dahi hatırlamazken Muhsin Yazıcıoğlu hala ismiyle ve yaptıklarıyla bizim her an hayatımızın içerisinde. Ki bir başka boyutuyla aslında biz Muhsin Başkan'ın evet dünyasının değiştiğine tabii ki inanıyoruz. Ama mana yönüyle Muhsin Başkan ve emsal şahsiyetlerin, ifade buyurdunuz Türk tarihinde böyle şahsiyetler çoktur, halihazırda maneviyatlarıyla aramızda olduğuna inanan insanlarız. Bu maneviyatı pratiğe dönüştürmemiz lazım. İşte bu model alınmanın zorunluluğu da burada. İnşallah kıymetli hocam. Biraz somutlaştıralım. Şimdi evet. Anadolu'yu eğer bir kimse şahsında en iyi kim temsil edilebilir şeklinde bir sual tevcih edilse bize, çok rahatlıkla burada Muhsin Başkan'ı zikredebiliriz. Belki başka şahsiyetleri de Anadolu'yu temsil etme noktasında vardır. Ama konumuz Muhsin Başkan olduğu için tereddütsüz biz Muhsin Başkan'ın şahsında Anadolu'yu görürüz. Anadolu o mahpus talihinin yenilme mücadelesinde Muhsin Başkan'ın mücadelesiyle özdeşleşir. 1951 yıllardan sonra sosyal hareketliliğin fazlalaştığı bir dönemde, ki Muhsin Başkan'ın doğum tarihi malumunuz 1954'tür, evet. Ve gençlik yılları ilk işte eğitimini aldığı yer ailesidir. Ailesinin ilişkilerine, ailesinin yapısına baktığımızda aslında ruh dinamiklerini öyle bir ailede bulmuştur. Sivas'ın, Anadolu'nun bağrındaki milli mücadelenin önemli şehirlerinden birisi olan Sivas'ımızın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde ve medrese kültürünün hakim olduğu bir evde dünyaya gelmiştir Muhsin Başkan. Ve çocukluğu itibariyle farklı bir karakterdir. Bunu dedesi de Gök Medresesi'nde hocalık yapıyor. Kıymet evet, dedelerinden bir tanesinin Gök Medresesi'nde bugünkü manada profesörlük yaptığına dair bilgiler var. Ki bulundukları ev, bugün yıkılmış olan Muhsin Başkan'ın doğduğu ev, aynı zamanda medrese görevi de yapan bir ev. Çevre köylerden gelip orada medrese tahsilini yapan insanların olduğunu bizzat Muhsin Başkan anılarında anlatıyordu. Dolayısıyla böyle bir atmosfer içerisinde meydana gelen bir şahsiyet ki tabiatı itibariyle farklı. Abimiz Yusuf Yazıcıoğlu onun tabiatının küçük olmasına rağmen adeta büyümüş de küçülmüş gibi bir tavrı vardı şeklinde teşbih ediyor. Ki ablasından da biz buna mümasil ifadeler duyuyoruz. Mesela İslami hassasiyetlere itibariyle baktığımız zaman aslında o çocukluk ruh ikliminde bunların zemin bulduğunu görüyoruz. Bir yanılgıyı da bu manayla düzeltmiş olalım. Yani Muhsin Başkan cezaevinden çıktıktan sonra İslami hassasiyetleri artmış ve bu manada İslam'ı merkeze almış bir şahsiyetten değil. Öyle düşünüyor. Bazıları öyle düşünüyor. Bu vesileyle düzeltmiş olalım. Muhsin Başkan'ın Şarkışla Lisesi'nde iddiaları neyse rahmeti rahmana vasıl olduğunda da iddiaları aynıdır. Fakat zaman içerisinde bunlar daha derinleşmiştir, daha billurlaşmıştır, daha saf, daha rafine hale gelmiştir. Yoksa çizgi itibariyle ekseninde bir kırılma söz konusu değildir Muhsin Başkan'ın. Evet. Yani o iklimde, yetiştiği iklimde, o Anadolu'nun mayası diye tabir ettiğimiz bir türlü devlete hakim olamayan, hep ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan olma seviyesi kendisine reva görülen Anadolu insanının devlette hayat bulma mücadelesidir Muhsin Başkan ve o dönem kuşağının mücadelesi veya ülkücü harekete belki böyle de izah edebiliriz. Tabii sonrasında farklı gelişmeler de oldu. Bu manada Muhsin Başkan Anadolu'yla özdeş bir kavramdır dersek yanlış bir şey herhalde söylemiş olmayız. Eyvallah hocam. Ablası diyor ki
çok küçük yaşta, ilkokul çağında sabah namazını kaçırmazdı diyor. Sabah çok erken kalkardı diyor. Kurban olayım, kalktın falan, hani sen ayağına, ayakkabına kurban olayım, ayağına kurban olayım der. Abla niye öyle söylüyorsun, ben sana kurban olayım derdi diyor. Küçük yaştan itibaren sabah namazlarını kaçırmayan bir şahsiyet var karşımızda. İlkokula gidiyor, yürüyerek gidiyor 6 kilometrelik yolu. Sınıfa giriyor, ayağı çamurlu. Sınıf öğretmenlerinden biri diyor ki, çamuru görünce Amerikan kovboyu gibi olmuşsun diyor. O küçük yaşta. Evet. Ben Amerikalı değilim, ben Türk'üm diyor. Yani Türklük gurur ve şuurunu İslam faziletlerini bir şekilde Muhsin Başkan'ın o tatbik ettiği hayatında öyle veya böyle görmekteyiz hocam. Şöyle bir şey var, yani o yıllara ait. Biz tabii Muhsin Başkan'ın karakter talihini dışarıdan bir gözle yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarabiliriz Allah'u alem. Şimdi o yıllar tabii Anadolu'nun iktisadi açıdan son derece geri olduğu yıllar. Yani fakirliğin kolu gezdiği tabiri caizse. Ve bir boyutuyla da Muhsin Başkan kendisi de ifade ederdi. Ben aynı zamanda gurbetçi çocuğum derdi. Çocuğuyum derdi. Rahmetli Halit amcamız bir dönem malum Danimarka'ya esasında çalışmak için ama turist olarak gitti. Muhsin Başkan'ın hayatında aslında önemli bir dönüm noktası. Babasının gurbete gidip orada çalışmak zorunda kalmış olması. Çünkü ona benzer binlerce insan o yıllarda vatanını terk ederek gurbete çıkmak zorunda kaldı. O ruhen büyük bir ızdırap oluşturmuştur. Recep Hocam, siz de onlardan biri olduğunuz için herhalde böyle bir empati, sizin de aileniz gurbetçidir. Evet. Bu şöyle bir şey, doğru hocam. Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım demiş. Evet. Vatan çok ayrı bir değer. Bunu tabii ki buradan oturarak vatan özleminin ne kadar kıymetli olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Ama eskilerin tabiriyle o ilmel yakin bir anlama çabası olur. Ama bir de aynel yakin hadiseye tanıklık ederseniz onun ızdırabı çok daha farklıdır. Hürmetli olmak belki buraya göre birçok olumlu sayılabilecek imkanlar olmasına rağmen vatan özlemi, vatan toprağı çok ayrı bir değerdir. O insanın adeta ruhuna siner. Rahmetli başkanın da muhtemelen babasının ve o emsal kimselerin gurbete gitmek zorunda kalması, büyük içerlediği, kendisini ızdıraba, üzüntüye sevk ettiği bir olgudur. Bir diğer boyutuyla bu milli duyarlılığının neşvi neva bulmasına sebep olan unsurlardan belki bir diğeri, rahmetli başkan okumayı çok sever. Bu çok önemli bir şeydir bakın. Yani hayatın içerisinde, olayların içerisinde olmak ve okumak, ikisini eş anlı olarak götürebilmek herkesin harcı değildir. Bugün iyi bir akademisyen olabilirsiniz. Ama bu sizin iyi bir pratisyen olacağınıza delalet teşkil etmez. Hayatın içerisinde, olayların içerisinde çok başarılı olabilirsiniz ama akademik altyapınız olmayabilir. Muhsin Başkan bu yönüyle de bilinmiyor. Muhsin Başkan'ın akademik altyapısı, bugünün akademisyenleri beni lütfen mazur görsünler, DM akademisyene taş çıkartacak kadar bir altyapısı vardır. Nereden çıkarıyorum bunu? Duygusal bir bağımdan dolayı mı böyle söylüyorum? Hayır. Allah razı olsun, Hakkı abinin tarihe emanet ettiği çok büyük bir çalışma var. 3 ciltlik Muhsin Yazıcıoğlu külliyatı. Bu külliyatın bir tanesi Muhsin Başkan'ın yazılarına aittir. Yani bu külliyat öyle 50-100 sayfalık değil, yaklaşık 600-700 sayfalık bir birikim ifade ediyor. Sadece yazdıkları. Bakın bu Muhsin Başkan'ın okuduğuna açık bir delalettir. Ve çocukluğunda çok yoğun tarih okumaları vardır. Hepimiz az buçuk biliriz. Mesela kendi nefsimden de bilirim. Ben Osmanlı tarihinin yükselme dönemlerinde adeta bir Osmanlı askeri gibi muzaffer olmanın o mutluluğunu ve gururunu yaşarım. Ve yenilgi dönemlerinde, o çöküş dönemlerinde de adeta sanki yani vücudumuzdan bir parça kopmuş gibi hissederdik. Tarih bize böyle bir müştereklik, böyle bir milli bilinç veriyordu. Zaten hocasına karşı tavrı da hepimiz daha lise çağlarında rahmetli başkanın o Türklük gururu dediğimiz o altyapının bu tarih okumalarından mülhem olması gerekir diye ben düşünüyorum. Evet, Muhsin Başkan gençlik üzerinde de çok ciddi hizmetler olan biriydi. Yani ocakları kurması ve gençlikle çok ilgilenmesi. Günümüz siyasetçiler çok fazla gençlikle ilgilenmez. Gençliği kendilerine biraz rakip görürler bu yönüyle. Yıl 2007'ydi zannedersem, Marmaris'te bir kamp yapıldı. İşte Türkiye'de Alper Ocakları'nda bulunan yönetimde veya işte gençlik teşkilatında bulunan belli sayıda arkadaşlar Marmaris'te Palamutbükü'nde bir otelde toplandı. Muhsin Başkan
İşte Ocak Başkanı Nedim Başkan döneminde oldu bu. Muslim Başkan öyle istemiş. O dönem mesela Turan Güven, Profesör Turan Güven, biz de o kampa katıldık. Başkan oraya geldi. Hepimiz de tekle ilgilendi. Yani muhabbet etti, sohbet etti. Orada gerçekten o kampı niye düzenliyor? Türkiye nereye gidiyor? Nasıl bir dünya görülüyor? Nasıl bir dünya okuması yapılıyor? Bizim de fikirlerimizi aldı. İstişare etti bizle. Orada Turan Güven hocamız, Allah rahmet eylesin, onun seminerler oldu. Veysel Erken hocamız, Veysel hocamızın da orada seminerlerine katıldık. Yine işte o bölgede akademisyenler geldiler, eğitim verdiler, gittiler. Güzel bir program oldu. Marmaris bizim için o anlamda Türkiye'deki ocaklarda olan arkadaşların da bir araya gelip kaynaşması için çok önemliydi. Orada şunu fark ettim Muslim Başkan'da. Yani gerçekten öyle yapmak için, hani böyle mış gibi yapmak için değil, gerçekten ilgileniyordu. Gerçekten o gençlerin, yani her bir genç Muhsin Başkan'a bakarken hani böyle en çok benimle ilgileniyormuş hissiyatını veriyordu. Ve hepsiyle, oradaki arkadaşlarla, bizlerle o kadar derin mevzularda konuştu, sohbet de etti. Hepimizi böyle ismen, 5-10 dakika sonra ismen böyle bizle muhabbet eder hale geldi. Bu anlamda siz de Samsun'da Ocak Başkanlığı yaptınız. Uzunca bir süre Ocak Başkanlığı yaptınız. Recep Hocam, bildiğim kadarıyla o dönemde biz de Ocak yönetimde olurduk. Samsun'da ben takip ederdim. Ankara'da falan böyle Samsun isminden söz ettirirdi yani. Samsun Ocak deyince, Alper Ocaklar deyince her zaman Karadeniz bölgesinde Samsun Ocak'ın bir duruşu vardı. Kendini fark ettiriyordu o anlamda. Siz uzunca bir süre Samsun'da, Samsunlusunuz, Samsun'da Ocak Başkanlığı yaptınız. Yani gençlik üzerindeki bu hizmetleri, gençliği bu kadar önemsemesinin altında neler yatıyordu sizce? Yani bu anlamda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi evet, biz Samsun'da bir grup arkadaşımızla, sadece ben değil, bir grup arkadaşımızla birlikte inandığımız ilkeler ve değerler uğruna, ki bunun temsili anlamında tabii ki önümüzde Muhsin Başkan vardı. Kelimenin tam manasıyla belki bir klişe olacak ama sağımıza ve solumuza bakmadan, yani binebildiğimiz kadarıyla, gücümüz yettiğiyle, hali hazırda da bu böyledir, gayret sarf etmeye çalıştık. Muhsin Başkan'ın gençlikle olan alakası, şimdi kendi sözü var. Bir devletin geleceğine bakmak isteyenler, geleceğinin nerede olacağını görmek isteyenler gençliğine baksınlar diye ifade ediyor. Bu büyük dava adamlarının hemen hemen hepsinde olan bir gerçekliktir. Gençliğe iltifat etme. Gençlik hakikaten yani bir ülkenin geleceğidir, istikbalidir. Bugün bizim gençlerimizin üzerinde oynanan oyunlar, eğer bu bir oyunsa, yani doğal bir gelişme değilse, dışarıdan tahrik edilerek bu gerçekleşiyorsa, aslında bizim gençlerimizin ileriye matuf enerjisini emmek adına yapılan bir takım çalışmalardır. Bilirler ki bu işlerle iştigal edenler bir ülkenin gençliğini değerlerinden koparırsanız o ülkenin geleceğini ipotek altına alırsınız. Enerjisini heba etmiş olursunuz. Rahmetli Başkan bu hadiselerin içerisinden gelen bir şahsiyet. Yani 70'li yıllarla birlikte, yani daha Şarkışla Lisesi'nde Duvar Gazetesi'ni çıkardığı andan itibaren Türkiye'deki gelişmeleri takip eden, daha sonra üniversite hayatıyla beraber olayların biraz bizatihi içerisinde olan ama hakikaten tutarlı bir şekilde, hakikaten olayları tahlil ederek, yani bir gençlik sevdası, bir gençlik heyecanı olarak olayların o günkü şartlarda içerisinde bulunan bir karakter değil. Ki olayların bizatihi başlatıcıları da değil. O kadro kendisini o dönem dünyanın gelişen şartları içerisinde ve bunun Türkiye'nin izdüşümü itibariyle tabiri caizse içerisinde bulmuş kadrolardır. Ve bizatihi Muhsin Başkan'ın kendi ifadesi o dönemin gençlerini ısrarla konuşmaya, fikren birbiriyle düşüncelerini paylaşmaya davet ettikleri halde bunu başaramadıklarını ifade ediyor. Hatta 1977 yılında rahmetli Muhsin Başkan'ın dönemin o kargaşa ortamında, yani gençleri adeta fiilen birbirleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan o atmosferde bilgiye, fikre, fikren münazaralara davet etmek için dönemin Cumhurbaşkanı'na ve dönemin siyasi parti liderlerine yazmış olduğu bir mektup vardır. Ki o dönem ülke ocaklarının, hatırlayacaksınız, meşhur sloganı "Eller silah değil, kalem tutmalıdır." Kalem tutmalı, evet. Dolayısıyla bu anlayış son derece önemli bir anlayıştır. Gençlerin ilimle mücehhez olması,
Muhsin Başkan bunu son derece öncelemiş. Zaten 1993 yılı sonrasında gençlik hareketi anlamında önce Nizami Alem Ocakları, sonra Alperen Ocakları olarak yapılandırılan müesseselerimizde ülkemizin istikbalini oluşturacak gençlerin iyi yetişmesi. Yani bir tarafıyla manevi dinamiklerini çok iyi bilmesi ki onun ifadesi anlamında bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan bir neslin inşası son derece önemlidir. Bu Muhsin Başkan gibi bu ülkeye, bu milletin değerlerine kendisini adamış insanların vazgeçemeyeceği bir olgudur. Biz gençlerimizi kendi haline bırakamayız. Başıboş bırakamayız. Eğer bıraktığımız takdirde yaşadığımız coğrafyada hayat hakkımızın elimizden alınacağına adımız gibi emin olmamız lazım. Ki Muhsin Başkan bunun farkındaydı ve gençlere son derece ihtimam gösteriyordu. Bir hatıramı nakledeyim. Yani bir siyasi hareketin, bir fikri hareketin lideri olarak gençlere gösterdiği ihtimamı anlatmak açısından görev yaptığımız dönemlerde hocamıza genç bir arkadaş geliyordu. Bir şekilde bizimle bir ünsiyeti olmuş. Üniversitede okuyor. Arkadaşımızın babası da kolluk görevlisi, emniyet mensubu. Geldi, oturdu, işte bizimle hasbihal ediyor. Ama babası ve ailesi biraz rahatsız sosyal ilişkiler kurmasından. Kendisi de geldi, babasıyla da tanıştık, konuştuk, bizi tanıdı. Herhangi bir endişeye mahal olmadığını anlattık. Bizim vatan, millet ve inançlarımız dışında herhangi bir kaygımızın, herhangi bir hesabımızın olmadığını, çocuğumuzun bizim için adeta bir emanet olduğunu ona anlatmaya çalıştıysak da herhalde onu ikna edemedik biz. Bir gün cep telefonum çaldı. Ben ihtiyaç olmadıkça rahmetli başkanla onu rahatsız etmemek adına çok fazla hukuk kurmayı tercih etmiyorduk. Ben Muhsin Yazıcıoğlu dedi. Buyurun başkanım dedim. Böyle bir talebe var dedi. Ana babası mektup yaz dedi. Bununla alakalı bir takım endişeleri varmış. Durum nedir dedi. Tabii ben şaşırdım. Ben bir araştırayım size bilgi vereyim dedim. Kısa bir süre sonra ben tabii olayı anladım. Rahmetli başkana döndüm. Dedim ki başkanım durum bundan ibaret. Çocuğumuz çok temiz bir çocuk. Ama sosyal ilgileri dolayısıyla marjinal grupların eğilimine girmeye de çok müsait. Ancak bizimle bir hukuk kursu ve biz zorla kimseyi ocağımıza davet etmiyoruz. Ama kendi ilgisi münasebetiyle geldi. Babasını davet ettik, ailesini davet ettik. Ailesiyle de hukukumuz var. Vesaire kendisine anlattık. Tabii çok mutmain oldu. Mutmain oldu ama ben buradan şunu çıkardım. Muhsin Başkan ocağa gelen bir gencin babasının hassasiyetiyle, ailesinin hassasiyetiyle ve o gençle ilgilenecek diğer bir karakter olduğunu bana göstermiş oldu. Kıymetli hocam şu anda da bizi izliyor. Buradan Kozan'dan Ömer arkadaşımız, Ömer Atıcı arkadaşımız anlattı. Ömer rahatsızlanıyor işte. O liseye başlarken ortaokul lise arasında rahatsızlanıyor. Ortaokula gidiyor. Rahatsızlığının şifasını Ankara'da. Ankara Çocuk Onkoloji Hastanesi'nde yatıyor. Diyor ki orada işte diyor hep aynı hastalıkta yani çeşitli kanser hastalığına yatan çocuklar var diyor. İşte çocuk psikolojisi orada önemli. Bir gün diyor bir heyet geldi diyor. İşte çocukların ölçülerini aldılar. İşte benim de ölçülerim. Hayırdır ne yapacağız? İşte size yardım yapacağız dediler diyor. Dedim ki diyor ya benim durum halim var değil mi? Benim babam zaten tekstilci. İhtiyacım yok. Yok olsun falan dediler diyor. Neyse 3-5 gün sonra diyor bir baktık diyor heyetle beraber ilk defa görüyorum ben de diyor. Muhsin Yazıcıoğlu'ymuş diyor. Merhaba gençler de diyor. Hepimize tokalaştı diyor. Hepimize hediyelerini verdi diyor. Ben almak istemeyince işte diyor. Dediler ki işte bak almak istemiyor dediler diyor. İşte sen niye almak istemiyorsun falan işte ben ihtiyacım yok benim. Daha ihtiyacı olan başka biri varsa ona verir olur mu? Biz senin için aldık dedi diyor. Beni ikna etti diyor. Neyse işte yardım getiriyor oradaki gençlerle. Onkoloji hastanesindeki çocuklarla ilgileniyor bizzat. Kendisi geliyor tek tek. Onların kıyafetlerini giydiriyor. Neyse Ömer'le böyle bir tanışıklı oluyor. Ömer Ankara'ya gittiğinde bir gün telefon açıyor. Gel bakın çocuk diyor. Kozanlı diyor. Seninle bir yemek yiyelim diyor. İşte anlaşıyorlar. Bir yerde görüşüyorlar. Aradan yıllar geçmesine rağmen işte oturuyorlar. Bir restoranda yemek yiyecekler. Tabii 8-9 kişi varlar. Muhsin Başkan yemeğe oturuyor. Ömer de yanında. Tabii Ömer diğerlerini tanımıyor. Onlar da Muhsin Başkan'ın farklı misafirleri, arkadaşları. İşte garson geliyor. Garson sipariş alıyor. Siparişte diyor ki herkes aldı mı? Sipariş alındı mı? Evet herkes işte yiyeceğini aldı. Var mı daha isteyen? Yok. Hemen diyor sen bana şey getir. Ne kadar tuttuğunu yani ne kadar tutuyor bu yemek parası. Orada dedim ki diyor
Yani başkanım daha dur, yemeği yemedik. Yemek yedikten sonra hesap öderiz dedi diyor. Yok dedi diyor. Bunu ben ısmarlıyorum. Hadi yemek yedikten sonra hesap ödeyene kadar hayatımı kaybedersem, vefat edersem. O zaman belki bu insanların üstünde parası yok, onu bilmiyorum. Bunlara yük olmuş olacağım. Yani bir şekilde çok güzel bir ifade vardı, sizden duydum geçen. Hiçbir şeyi tehir etmedi dediniz. Bakın bu çok önemli. Yani hayatta ben hiçbir şeyi tehir etmediğini gördüm dediniz. Tabii etmiş olduğu şeyler de vardır ama gerçekten ertelememek, o an yapmak, yapılması gerekeni o an yapmak çok önemli. Ömer'in küçük bir anısıydı bu anlamıyla. Yani bizzat Ömer onun için bir genç, sıradan bir çocuk. Ama o her insana Allah'ın bir eşref-i mahlukat gözüyle baktığı için ve her gence, Müslüman Türk genci, lider olacak bir genç olarak baktığı için bence o bütün alperenleri ve bütün gençleri böyle görüyordu. Ondan dolayı bu bütün duygu ve düşüncelerini o gençlikle paylaşıyordu Sayın Hocam. Evet, şimdi bu bahsettiğiniz misale benzer yüzlerce misal var. Evet. Şimdi bugün rahmetli başkan huzuru ilahiye intikal etmiş durumda. Biz Muhsin Yazıcıoğlu güzellemesi yapmak gibi bir niyetle burada değiliz. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu faniydi. Nihayetinde hataları olmuş olabilir. Kendisi de ifade ediyor. Hata yapmış olabiliriz. Yanlış da yapmış olabiliriz. Ama ne yaptıysak inanarak yaptık diyor. Dolayısıyla burada Muhsin Yazıcıoğlu güzellemesi yapmak veya kör ölünce badem gözlü olur hesabı onun lehine metü senalar yapmak gibi bir durumda değiliz. Onun buna ihtiyacı yok. Siz bugün Taceddin Dergahı'na gittiğiniz zaman orayı gördüğünüzde zaten Muhsin Başkan'ın hali hayatında nasıl bir insan olduğunu orası zaten size ifade eder. Benim, sizin veya bir başkasının bunu anlatmasına gerek yok. Ama bir rol model olması münasebetiyle bunları anlatmamız lazım. Bunların kayda geçmesi lazım. Milletler yetiştirdikleri kıymetlerle anılırlar. Milletler sayıca 80 milyon, 83 milyon. Çok sayıda Türk var ama Türklerin insanlık tarihine kattığı değerler önemlidir. Bu da bizim kahraman diye adettiğimiz insanların hali hazırda hayatlarında yaşarken fiilen ortaya koyduğu değerlerle alakalıdır. Yoksa edebi olarak anlatımlar değildir. Bu anlattığınız ve bunun benzeri onlarca vaka biz duyuyoruz. Ki biz bunları sonradan öğrendik. Bizim başkan bunları anlatmıyordu. Kendisi anlat.